Manisa Büyükşehir Belediyesi televizyonundan herkese merhaba. Aşk Manisa programında bugün Mevlevi Hane'deyiz. Bize bu programımızda eşlik edecek olan kişi araştırmacı tarihçi Ahmet Çandır. Kendisinden Mevlevi Hane ile ilgili, bu bölge ile ilgili genel detaylı bilgiler alacağız. Ayrıca Mevlevilik nedir? Burada eskiden tarihte neler yaşanırdı, bunları öğreneceğiz. Ahmet Bey, öncelikle merhaba. Merhaba. Mevlevi Hane'deyiz. Evet. Bu bölgenin genel bir tanıtımını bize anlatabilir misiniz? Tabii. Biz şu an özellikle Konya Hazreti Mevlana dergahından hemen sonra gelen ve büyük restorasyon hatalarına rağmen orijinal olarak kalabilmiş Anadolu'nun en eski Mevlevi Hanesi'ndeyiz. Manisa Mevlevi Hanesi'ndeyiz. Bu topraklar özellikle 7 asır önce, yani tarihler 1366'yı gösterdiğinde Anadolu'da 2. Anadolu Beylikleri yaşanmaktaydı. Ve Anadolu Selçuklu Devleti Moğol zulmüne uğradı ve ayrışmaya başladığı o günlerde burada bulunan beylikler bu toprakları şekillendiriyorlardı. Ve biz sizinle şu anda o şekillenen toprakların üzerindeyiz. Peki bu topraklar nasıl şekillendirildi? Hangi beylik tarafından şekillendirildi? Özellikle Saruhan Bey bu Manisa bölgesini ele geçirdiğinde buralar Doğu Roma İmparatorluğu tarafından yönetiliyor ve burada Rumlar, Yahudiler ve Ermeniler yaşamaktaydı. Peki bu şehir birer Türk İslam şehrine nasıl dönüşecekti? Saruhan Bey bunu nasıl başaracaktı? Saruhan Bey öncelikle bir güven ortamı oluşturmak istedi ve bu yönde adımlar attı. Bunun için adalara çıktı. Adalarda özellikle Midilli, Sakız, buralarda yaşayan Cenevizleri vergiye bağladı. Bunun üzerine Trakya sahillerine ulaştı. Trakya sahillerinden İtalyan şehir devletlerine giderek orada ticaretler yaptı ve birer ekonomik refah elde etti. Artık birer güven ortamı oluşmuştu ve artık her şey bu şehrin şekillenmesi için müsait bir yapıya sahipti. Saruhan Bey'in torunu İshak Çelebi dedesinden aldığı mirası çok iyi değerlendirdi. Özellikle artık almış olduğu ekonomik güçle beraber bu şehri birer Türk İslamlaşma sürecine soktu. Bunun için imar gerekliydi. Özellikle Sipil Dağı'nın, yani Evliya Çelebi'nin tabiriyle Dumanlı Dağ'ın eteğine bir Camiül Kebir inşa ettirdi. Yani bir ulu cami. Yanına bir medrese, yanına bir hamam, iki önemli yapı koşlandırdı. Sadece bununla mı yetindi? Elbette hayır. Şu an bulunduğumuz arazinin üzerine bir Mevlevihane inşa ettirdi. Peki bunlar neye sebep oldu? Özellikle burada bulunan gayrimüslim halk hayatlarında ilk kez Manisa'da birer Türk İslam mabedini gördüler. Onunla karşılaştılar. Oradan çıkan o medreseden mezun olan ilmi kelam sahipleri bu şehre indiler. Bu şehirde İslam'ı yakından tanıttılar. Aynı zamanda şu an üzerinde bulunduğumuz Mevlevihane'de ilim bilime dair ne varsa hepsi öğretiliyordu. Ve buradan çıkan Mevlevi dervişler, dedeler, başta Konya olmak üzere ve özellikle bu Batı Anadolu'nun en ucra köşelerine yayıldılar. Orada İslamiyet'in tevazu örneğini gösterdiler. Hoşgörüsünü yaydılar ve tebessümünü yaydılar. Ve bu şekilde buradan mezun olanlar sayesinde bu bölge birer Türk İslam şehri haline dönüştü. Burada Peygamber Efendimizin sünneti uygulanmaktadır. Yani az konuşmak, az uyumak ve az yemek. Şimdi gelin, buraya bir öğrenci geldi. Ancak hocanın içerisindeki öğrenci kapasitesi olmuş. Burası taşmış. Ve öğrenciye seni kabul edemeyiz demesi gerekiyor. Bunu nasıl gerçekleştirecek? Vücut diliyle gerçekleştirecek. İçeriden gider bir su dolu tas alır. Su dolu tası öğrenciye gösterir. Tasım dolu, sana yer yok manasını verir. Eğer öğrenci gerçekten içeriye girmekte ısrar ediyorsa, arzuluysa gider bir gül yaprağından gül alır.
su dolutasının içerisine bırakır. Ve suda bir gram dahi taşma olmaz. Yani ben size taşkınlık vermem, ben size fazla gelmem diyerek buraya ısrarını gösterir ve içeriye kabul edilir. Evet, Mevlevi olmak isteyen bir genç buraya kabul edildi, buraya girdi. Bundan sonraki süreç nasıl oluyor? Bundan sonraki süreç mesela içeriye giriyor. İçeriye girmesi demek onun tamamen kabul edildiği anlamına gelmez. Mesela etrafımıza baktığımız zaman etrafımızda öğrenci odaları var. Bu öğrenci odalarında çeşit çeşit dersler görüyorlardı. İşte matbaa amiresinden çilehanesine, tilavet odasına kadar burada çeşit çeşit dersler veriliyordu. Ama bundan önce buraya bir Mevlevi içeri girer girmez onu hemen vazgeçirtmeye çalışırlar. Yani bak evladım, burası meşakkatli yol, burası çileli yol diyerek kendisini buradan vazgeçirtmeye çalışırlar. Ve eğer ısrarında bulunursa, istikrarını belirtirse onun dizleri üstünde bir postun üzerine oturturlar. Yani saka postunun üzerine, saka postunun üzerinde 3 gün boyunca bekler. Bahsettiğimiz saka postu bu. Evet. Öğrenci 3 gün boyunca burada bu postun üzerinde oturuyor. Evet, öğrenci 3 gün boyunca burada tutturulur. Burada 3 gün boyunca ölmeyecek kadar yemek verilir. Ve namaz ve lavabo ihtiyacı dışarısında kesinlikle dışarıya çıkartılmaz. Bu öğrenci burada olup biteni gözlemler. Hoca ne yapıyor? Öğrenci ne yapıyor? Öğrenci nasıl eğitim alıyor diyerek kendisini sınamaya başlar. Acaba ben bu işi yapar mıyım? Yapamaz mıyım diye 3 gün boyunca düşünür. 3 günün sonunda hocası gelir. Eğer kabul etti ya, kabul etti diyelim veya kabul etmedi, kal, kabul ettik, git denmez. Konuşma kapıda bitmiştir. Eğer buradan gönderilmesi gerekiyorsa ayakkabısı kapıya doğru gösterilir ve sen buradan git manasını verir. Ama öyle gündüz vakti çıkarmazlar, ön kapıdan da çıkarmazlar. Geceliğin arka kapıdan çıkartırlar. Neden? Çünkü dışarıdaki hiçbir kimse görüp kırılmasın, dalga geçmesin, gururunu kırmasınlar diye arka kapıdan çıkartıyorlar. Matbaa Şerif odasındayız. Buraya kabul edilen öğrenci 40 gün boyunca bu odada ilk eğitimini görüyor. Biraz bundan bahsedelim. 40 gün boyunca bu odada eğitim alır. Bu oda Mevlevihanenin en kıymetli odasıdır. Buraya gelen bir öğrenci burada mecazi anlamda pişmektedir. Peki burada nasıl pişiyorlar? Bunu şu anda birlikte inceleyeceğiz. Mesela hemen arkamda bundan sahneye baktığımız zaman meydanda bir sofra bezi üzerinde bir kurulu bir sofra var. Burada bir yemeğe nasıl oturulur, yemek nasıl yenilir veya nasıl içilir, nasıl kalkılır bunun edep ve erkanı öğretiliyor. Somatçı ise bu edep ve erkanı kontrol eden kişidir. Burada özellikle bir Mevlevi derviş bu odaya girdiğinde bu oda içerisinde asla ve asla olumsuz kelime söylemezler. Örneğin erzak bitti mi? Erzak yok denmez. Erzak hakta denir. Kes kelimesi kullanılmaz. Kes kelimesi olumsuzluk ifade eder. Mesela kavun kes, karpuz kes gibi ifadelere yer verilmez. Karpuzu tığla, kavunu tığla denir. Mesela ocağı söndür, ocağı yak. Bunlar yasaktır. Ocak aileyi temsil eder ve yanına asla olumsuz bir kelime getirilmez. Bunun yerine ocağı dinlendir, ocağı uyandır denilir ve bu şekilde burada sevgi ve tevazu, hoşgörü ortamı oluşur. Bir de hemen arkamızda bulunan özel bir heybeye bürünmüş bir Mevlevi dervişini görüyorsunuz. Bu dervişin kıyafetine baktığımız zaman çok enteresandır. Çünkü ön ve arkasında iki farklı heybe vardır. Buraya gelen derviş adaylarına pazara gönderiyorlar. Pazarda nasıl tasarruf yapılır, nasıl ticaret yapılır onu öğretiyorlar. Tabi konuşma olayı yok ama karşısından istemesi lazım, karşısındakinin de vermesi lazım. Özellikle bir pazar esnafı bir Mevlevi dervişine bir erzak verirken, bir sebze verirken o utanıp o sıkılmasın diye, gururu kırılmasın diye onun ön heybesine bırakmaz. Direkt arka heybesine bırakır ve buraya kadar gelir. Burada çok hassas bir durum var. Çünkü Hazreti Mevlana der ki istemesini bilmeyen vermesini bilmez. Burada bulunan insanlar konuşmadan istemeyi öğreniyorlar ve daha sonra vermeyi öğreniyorlar.
Çere ağacı, diğer adıyla kandilci, ocaktan sorumlu kişi. Burada pişirilen yemekler öğrenciler tarafından yenilmiyor. Bunun sebebi nedendir? Şimdi bakın, biz ocağın önündeyiz. Burada çeşit çeşit yemekler yapılıyor. Hatta öğle vakitleri ve ikindi vakitleri burada yapılan yemekler halka dağıtılıyor. Ama burada yapılan yemekten burada bulunan, bu mutfakta eğitim alan öğrencilere asla ve asla tattırılmıyor. Çünkü bu oda nefsin terbiyesinin yapılmış olduğu bir odadır. Nefis aç kalmadıkça terbiye olmaz. Öğrenciler burada yemek yeme adabını öğrenirdi. Evet. Bunu bir sahnelesek burada. Tabii sahneleyelim. Şimdi buraya geldiği zaman bu sofranın başında bir yemeğe nasıl oturulur, nasıl kalkılır onu öğretiyorlar. Diyelim bir yemek var ve yemeği yemeleri gerekiyor. Taktik şu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi alıyor ve ağzına doğru yemeği götürüyor. Ağzının bulaştırmış olduğu yeri tekrardan tabağa değdirmiyor. Başkası iğrenmesin, tiskinmesin diye. Ne yapıyor? Bu şekilde alıyor, ağzına veriyor. Bulaşık yeri tabağa değdirmeden yine ters yönünden alıyor ve yine ağzına doğru veriyor. Yani burada diğer bir amaç daha var aslında. Önce sana, sonra bana. Önce sana, sonra bana. Evet, paylaşım. Paylaşım, aynen öyle. Yani hayat paylaştığı çok güzel. Bu Anadolu'nun kadim yurdunun en büyük geleneklerinden birisidir. Ki bir Mevlevi bu odada terbiye olurken elbette paylaşmayı çok net öğreniyorlar. Matbaa Şerif'teki 40 günlük eğitimin ardından ikinci sınıf diye adlandırılan Çilehane'deki eğitim başlıyor. Buradaki eğitim nasıl işliyor? Şimdi bu Mevlifiyen'de 1001 günün çile eğitimi vardır. Biz ilk 40 günü tamamladık. Oradan çıkan öğrenciler diğer bir 40 günü geçirmek için Çilehane'ye geliyorlar. Çil, Farsça'da 40 demektedir. Yani 40 günlük hane. Buraya neden giriyorlar? Şimdi bir Mevlevi adayı buraya ruhun, bedenin, kirin, kötü düşüncenin temizlenmesi için bu odaya giriyor. İtikaf odasıdır. Bu odada 40 gün boyunca ölmeyecek kadar yemek veriliyor. Uyulmasına dahi oldukça az miktar izin veriliyor. Ve cuma namazı ve namaz vakitleri dışında katliyen dışarı çıkarılmıyor. 40 günün sonunda hoca buraya gelir, kapısını açar. Evladım, rüyalarını yorulma der. Öğrenci rüyalarını yorulmamaya başlar. Dinler ve yorumlanan rüyaların sonunda eğer hocası senin bu odadan çıkmasına kanaat getiriyorsa bu odadan çıkartılır, artık diğer bir odaya geçer. Yalnız eğer rüya yorumlanmasından memnun kalmamışsa hoca, daha pişmemişse eğer kapı kapatılır, bir 40 günlük daha içeride kalır. Yani buraya gelen insanlar içeriye dünyevi kiriyle geliyorlar. Neden rüya? Çünkü 40 gün boyunca bu insanlar burada Allah-u Teala ile baş başa kalıyor. Zaten dikkat ederseniz içerisi bir mezar büyüklüğündedir, bir mezar odası gibidir. Ve orada Allah-u Teala ile baş başa kalıp birer itikaf halinde, sürekli zikir halinde oluyorlar. Bir insan yani Yaradan'la birleştiği zaman rüyalar mutlaka ona yansır. Rüya aleminde gördüklerini anlat diyor. Rüya aleminde gördüklerini anlatırken eğer Allah-u Teala'dan izler taşıyorsa, yani manevi bir rüyaysa bu, tamam, çık dışarı. Ama hala maddi rüyalar görmeye devam ediyorsa bu öğrenci, daha pişmemişsin. Bir 40 gün daha içeride Allah'la baş başa kalmaya devam et diyorlar. Yani buraya gelen öğrenci içeriye dünyevi kirle girer. Yani ben olarak giriyor. Ama içeriye çıkarken biz olarak çıkar. Bu hamdım, piştim, yandım olayı budur. Eğitimin üçüncü kademesi denilen tilavet odasındayız. Öğrenci buraya kadar nasıl aşamalardan geldi, nasıl eğitimlerden geçti, bunlardan bahsettik. Evet. Bu odada neler oldu? Şimdi bir öğrenci bu odaya girdiği zaman burada ilim bilime dair ne varsa hepsi teker teker öğretiliyor. Şimdi özellikle bu kompleks, yani şu an içerisinde bulunduğumuz Mevlevihane'de hem dini hem sosyal hem sanat faaliyetlerinin yürütüldüğü tam teşkilatlı bir Mevlevi hastanesinin içerisindeyiz. Bu oda işte o sanatın icra edilmiş olduğu oda. Burada özellikle hem dini ilimler hem de fen ilimleri yetişiyorlar, alıyorlar. Aynı zamanda sanat erbapları, mesela şairlik veya marangozluk veya saatçılık, hepsi
bu odada meslek dallarına göre birer eğitim veriliyor. Mesela şair demişken benim aklıma 16. yüzyıl geliyor. Divan edebiyatı. Osmanlı'nın en muazzam edebiyat sahası divan edebiyatında yetişmiş çok önemli bir şair var. Nabi. Eleştirileri ün salmıştır ve Nabi'nin bir tazkiri var. Özellikle burada yetişen, burada 1001 gün çile eğitimi alan Birri Mehmet dedenin buradan almış olduğu eğitimle kaleme aldığı Bülbülü adlı bir eseri var ve bu Bülbülü adlı eserini 16. yüzyılın dünyada en meşhur eleştirmeni Nabi bir tazkir yazıyor. Yani onun yazısını ne kadar beğendiğini dile getiren bir yazı kaleme alacaktır. Yani baktığımız zaman tarih boyunca buradan pek çok sanat, pek çok ilim ve pek çok fen sahibi insanlar yetişmiş. Bu insanlar buradan çıkıp farklı toplumlara karışmışlar ve o farklı toplumlarda ilimlerini yaymışlar. Biz ne kadar zengin bir topraklar üzerine oturduğumuzun en güzel örneklerinin birini aynı ama şu alanda şahit oluyoruz. Mesela arkamızdaki sahneye baktığınız zaman bir tahmisçi var. Yani kahve ocağı. Burada ders gören öğrencilere, gelen misafirlere kahve ikram edilirdi. Neden kahve ikram ediliyor? Çünkü Hazreti Mevlana'nın kokusu kahveye benzemektedir. Ve Hazreti Mevlana'nın anılması, hatırlanması için burada gelen misafirlere kahve ikram edilir. Bu odanın ismi tilavet odasıdır. Yani aynı zamanda bu odada güzel Kur'an-ı Kerimler okunur, güzel tilavetler yapılır. Bir Kur'an-ı Kerim nasıl güzel okunur? Onun da burada eğitimini veriyorlar. Mesela Halife Dede buradaki okulun en başında bulunan yetkili hocadır. Buradaki öğrenciyi denetler. Buradaki öğrencinin mezun olma yeterliliğine sahip olup olmadığına karar veren kişi Halife Dede'dir. Meylevihane'nin ana eyvan bölümündeyiz. Burada nasıl eğitim verilirdi? Bu ana eyvanda semazen öğretiliyor. Bir semazen nasıl yetiştirilir veya semazen kaç farklı eğitimden geçer? Bunların teker teker burada hepsi cevaplandırılmış. Mesela hemen arkamda sema çarkında bir semazenin ilk aşamada ne yapması gerekiyor onu öğretiyorlar. Hemen arkamda bulunan Kazancı Dede bu alanın sorumlusudur. Genel nizamı, genel tertibiyatı kontrol eder. Hemen yanında bulunan Sert Tahbah ise sert aşçı demektir. Tabba yani aşçı başının mevkisidir ve burada mutfak yani matbaa amirede mutfakta yetişen öğrencilerin tertibatından sorumlu olan kişidir. Şimdi özellikle bu semazen tek başına dönmez. Bu semazen dönerken buna komutlar verilmesi gerekir. Semazen aldığı komuta göre cevap verir. Bu komutu kim veriyor? Semazen başı komutları teker teker verir. Semazen başının yanındayız. Eminiz ki bütün bu detayların ve kıyafetlerin, renklerin bir anlamı vardır. Şimdi bunların detaylarını sizden tabii öğrenelim. Tabii. Şimdi özellikle bu semazen başına baktığımız zaman dikkat ederseniz parmakları yana doğru ikiye katlanmış durumda. Semazeni parmaklarıyla yönetir. Yani dur, başla, bitir komutunu veren kişi semazen başıdır ve bunu parmakları vasıtasıyla göstererek gerçekleştirir. Ve üzerindeki kıyafetine baktığımız zaman baştan aşağı bir roman gibidir. Yani her birinin farklı bir anlamı var, farklı bir öyküsü var. Şimdi teker teker kıyafetini inceleyelim. Özellikle başındaki sikkesine baktığımız zaman bir mezar taşını simgeliyor. Yani mezar taşının baş kısmı. Sarılmış olan yeşil renk ise destarıdır. Yani İslamiyet'i sembolize eder. Üzerinde bulunan siyah cübbesi kabirdir. Toprağı simgeler. Altında bulunan bu kıyafeti beyaz olan kefenidir. Yani burada ne demek istiyor? Ölmeden önce ölümü yaşarım, mezarı sırtında taşırım demek istiyor. Bir de renkli bir kuşak var semazen başının. Evet. Hepsinin bir anlamı var. Bunun anlamı nedir? Bu renkli kuşak Mevlevi teriminde Elif-i Nemet diye geçer. Elif-i Nemet. Yani baktığımız zaman üzerinde pek çok renk var ve bunlar dünyevi renkler. Aldatıcı renkler. Yani burada demek istediği olay şu. Ben dünyayı belime bağlarım, kalbime sokmam demektedir.
Bir semazen eğitimini ilk önce bu sema çarkının üzerinde alıyor. Bu demirin ve o etraftaki beyaz sanırım tuz. Evet, tuz. Bunun anlamı ne? Şimdi hatta biz bugün gönlümüzde bir deyim vardır. Yaraya tuz basmak diye. O yaraya tuz basmak deyiminin çıkmış olduğu saha şu ahşaptan türetilmiş üzerindeki demir çubuğun mekanizmasından kaynaklanmaktadır. Bir semazen, sema çarkında eğitim alır ve özellikle sürekli sema üzerine dönmeyi sema çarkının üzerinde öğrenir. Beş ayak parmağının baş parmağının arasında o demirin yerleştirir ve dönmeye başlar. Döne döne sürekli o ayak parmağın kanamaya başlayacaktır. Ve ayak parmağın kanamaya başlamasıyla beraber mikroplar, bakteriler türecek ve bu insan sağlığını gittikçe zarara uğratacaktır. Bu zararın önüne geçmesini tuzla bulmuşlar. Oraya tuz döküyorlar ve semazen dönmeye başladığı zaman ayakları kanamaya başlıyor ve kanayan yaraya tuzu basarak oradaki kanamanın üzerinde oluşan mikropları, bakterileri öldürerek bu şekilde bir tedavi yöntemini geliştirmişler. Semazenlerin kıyafetleri özel bir kıyafet olsa gerek. Evet. Nasıl bir özelliği var? Şimdi üzerinde bulunduğu kıyafetin adı tennuredir. Özellikle tennure giyerler ki tennure dönmeye başladığı zaman bir şemsiye gibi bir anda açılmaya başlar. Ve şemsiye gibi açılır ama paraşüt gibi de insan vücudunu hafifletir. Buradaki derviş döndükçe burada yükü hafifler. Bunun hafiflemesinin sebebi tennure kullanmasından gelir. Diyelim burada bir Mevlevi adayı burada dönmeye başladığında 80 kiloysa dönmeye devam ederken vücut kilosu 40 kiloya düşür. Yani vücut ağırlığını bir hayli yarısına kadar düşürüyor ve çok rahat bir şekilde dönmelerini sağlıyor. Bir de dikkat ederseniz sağ eli yukarıda, sol eli aşağıda. O şekilde dönmeye devam ediyor. Bu ne demek? Yani haktan isterim, halka veririm diyor. Şu anda da günümüzde semazenlerin giydiği kıyafetler bu özellikte. Tabii aynı özellikte. Tennure giyerler, aynı şekilde eğitimini alırlar ve özellikle belindeki kuşak, Elif-i Nemet, başındaki destarlar, sikkeler hepsi baştan sona aynı dizilim şeklindedir. Türk Edebiyatı'nın önce isimlerinden Yakup Kadri Karaosmanoğlu bu Mevlevi Hane'de eğitim almış. Bize Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun buraya gelişini ve bu Mevlevi Hane'ye geliş hikayesini anlatabilir misiniz? Tabii, aslında çok enteresandır. Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve ailesi Mısır'dan, Kahire'den Manisa'ya gelmişlerdir. Yakup Kadri 18 yaşına kadar bu coğrafyada kalacak ve buraya gelir gelmez babası onu bir tarih turuna çıkartıyor Manisa'da ve ilk uğramış olduğu yer şu an içinde bulunduğumuz Mevlevihane. Babasına soruyor, babacığım bu kimdir diyor, bu Abdülhalim Çelebi Efendi'dir diyor. Peki arkasındakiler? Onlar dervişlerdir diyor, dede mertebesine erişmiş dervişlerdir diyor. Ben diyor bu manzara karşısında Mevlana dergahında içimi yüreğimi bir Mevlevi sevdası olmak sarmıştı diyor. Tam 3 yıl boyunca diyor bu ateşle yanıp tutuşacaktım diyor. Ve ekliyor. Günlerden bir cuma günü diyor beni ilk kez Mevlevi ayinine götürdükleri zaman diyor o hazin mutlu manzara karşısında diyor gördüğüm bütün oyunlarımı unuttum diyor. Manisa'da edindiğim ne kadar oyun varsa hepsini bıraktım. Artık uçurma uçurmuyor, topaç döndürmüyor. Akşamları gece olduğu zaman entarime kalın bir kuşak bağlıyor. Tıpkı bir tendüre gibi dalgalandırmaya çalışıyor. Dönüyor, dönüyor, dönüyordum diyor. Ve özellikle semazen sona erince, sema ayini bittiğinde yaralı bir kuş gibi toprağa düşerdim diyor. Mevlevi Hane'nin bir de musiki bölümü var. Burada musiki eğitimi nasıl verilirdi öğrencilere? Tabii özellikle bu musiki eğitimi olmazsa olmazdır. Yani bir Mevlevi Hane'de musikisiz bir ortam
kesinlikle düşünemeyiz. Çünkü buradaki musikinin şifa makamları vardır. Bizler bunları keşfetmişiz. Mesela başta Farabi olmak üzere ondan sonra gelen bir dizi Türk İslam filozofu musikinin faydası üzerine kitaplar kaleme almışlardır. Bizler bunları okumuşuz. Bu faydaları burada yetişen öğrencilere tatbik eylemişiz. Mesela bu sadece Mevleviyane has bir olay değil. Özellikle darüşşifalarda, şifanelerde veya bimarhanelerde de musiki ile eğitim yapılmaktadır. Çünkü musiki şifa veren pek çok makam vardır. Mesela Hicaz makamı bunlardan biridir. Hicaz makamı, Rast, Revani makamı bunlardan sadece birkaçıdır. Bu makamlar buradaki Mevlevilere şifa olan makamlardır. Hatta benim aklım yine Yakup Kadir Karaosmanoğlu'na gidiyor. Yazmış olduğu Anamın kitabı baştan sona safa safa Manisa'yı anlatmakta ve çocukluk anılarının geçtiği coğrafyadır buralar. Özellikle diyor ben Mevlevihane'ye girdiğim zaman orada bulunan kudüm, ney, tambur seslerini işitince diyor gözlerimin üzerinden bir perde daha kalkar ve İlk kez diyor orada beş duyu organıma bir duyu daha eklenirdi diyor. Ve ben her dinleyişimde, her saniyesinde bir yaş daha katlardım diyor. Yani her sesinde bir yaş daha olgunlaşıyorlardı. Mevleviyane bildiğiniz gibi olgunlaşmanın, nefsi terbiye edilmenin merkeziydi. Aynı zamanda bu makamlar insanları burada olgunlaştırıyorlardı. Özellikle İshak Çelebi'nin bu Mevleviyane kurduğundaki ilk amacı Mevlevihane'yi Manisa bölgesinde yaymak ve yaşatmaktı. İshak Çelebi kurdu, yaydı, yaşattı. Ve bizler de halen görmüş olduğunuz gibi Manisa'da yaşatılan Mevlevihane'nin içerisindeyiz. Bu kudüm sesleri burada halen işletilmeye devam ediyor. Günü geliyor, yeri geliyor. Bu ana eyvanda o semazenler birer meşk gösterisine dönüşüyor ve burada birer Mehmet dedeler alınıyor. Onların makamları burada çalınıyor. Yani Mevlevilik unutulmuyor. Evet Ahmet Bey, burada iki tane farklı detay dikkatimizi çekiyor. Şu ağaçlar ve zincir. Bize bunlardan bahsedebilir Tabii misiniz? Mesela ağaca dikkatli baktığımız zaman 12 ayrı kök vardır. Ama yukarıya baktığımız zaman tek bir servi gibi görünür. Bunun farkı da İslam'da 12 ayrı imam vardır ve bu 12 ayrı imam 12 ayrı İslam ekolünü temsil eder ve bunlar tek bir vahdette birleşirler. Yani İslamiyet'te birleşirler. Biz de burada 12 ağacın 12 imamı simgelediğini ve yukarı doğru baktığımızda da tek bir salve halinde görüldüğünü görüyoruz. Bu da İslamiyet'te 12 ayrı imamı sembolize eden çok da güzel bir sistem. Çok da güzel bir doğal yapı. Bakın yan tarafımızda bir zincir var. Bu zincir özellikle Anadolu'nun kadim yapılarında yani tarihi eser camilerinde sürekli kubbelerinden aşağı doğru sarkarlar. Neden? Çünkü özellikle yağmurun bol olduğu günlerde yağmur suyu çatıya düşer ve çatıda biriken yağmur suları çörtenler vasıtasıyla yere indirilir. Ama çörtenden düşen yağmur suları öyle sürekli güm güm de aşağı düştüğünde toprağa zarar verir ve bu da bir olumsuzluk içerir. Çünkü Mevlevihanelerde bu tür kadim yapılarda her şeye değer vardır. Suya bile değer verilir. Bu zincirleri bilakis çörtenlere koyarlar ki çörtenden boşalan su bu zincire dolansın ve bu zincir vasıtasıyla sular aşağı damla damla teker teker süzülerek insin ve toprağa zarar vermesin.
Aşk-ı Manisa programında bugün sizler için Mevlevi Hane'yi gezdik. Bu programda bize eşlik eden Ahmet Çandır hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Mevlevi Hane nedir? Mevlevilik nedir? Bir öğrenci burada nasıl yetişir? Bunları hep birlikte öğrendik. Bir başka programımızda tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.